Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız kova burçları için. Bakalım kova burçlarının bu ayki falarında neler çıkacak. Şöyle yavaşça bir açalım. Öncelikle sizler de bir görün diye ben de bir bakayım hem. Şöyle bir çevireyim. Güzelce de bir bakalım. Şimdi ilk başta açtığımda siz de fark etmişsinizdir. Hani böyle çok karamsar, karanlık, sıkıcı bir fal çıkmamış. Böyle bu ay sizin için biraz hareketli bir ay olacak diyebiliriz. Şimdi sanki böyle bakın böyle bir kalabalığın içine girme, biraz böyle bir hareketli bir dönem başlıyor. Özellikle böyle bir kişiyle sarmaş dolaş olacaksınız. Böyle bir kalabalığın içerisinde bir böyle yakınlaşma olacak. Eğer ki uzun zamandır sevdiğiniz, göremediğiniz insanlar varsa onlarla bir araya geleceksiniz. Kova burçları zaten böyle gezmeyi, özgürlüğü çok severler. Çok fazla kapalı kalamazlar ve bence bu ay böyle biraz daha hareketli, artık böyle sevdiklerinizle biraz daha görüşebileceğiniz. Özellikle böyle biriyle böyle çok çok samimi bir ortam çıkmış. Eğer ki tabii bu kişiye göre değişir, hayatınıza göre değişir. Eğer ki hayatınızda bir sevdiğiniz, sevginiz varsa, uzaktaysa, uzun zamandır göremiyorsanız sanki bu ay böyle kavuşma zamanı gibi. Ya da işte hayatınızda kimse yoksa biriyle yakınlaşabilirsiniz de. Bu o anlama da gelebilir. Çünkü böyle biraz daha romantik, biraz daha böyle sarmaş dolaş da olmuş gibi gözüküyor. Bir ortamın içerisinde hayatınızın aşkıyla da karşılaşabilirsiniz belki. Ama böyle hareketli bir ay sizi bekliyor. Biraz daha sosyalleşeceğiniz, biraz daha böyle kalabalıkların içerisinde. Ama bir şey için çok dua etmişsiniz ya da işte nasıl diyeyim? Şöyle kalabalığın içerisinde bakın şöyle elini kaldırmış böyle birisi dua ediyor bir şey için. Yani bu ben siz diye yorumluyorum. Ya böyle çok kalabalık bir ortamda kendinizi bazen şey hissedersiniz ya işte. Ne kadar insan olursa olsun etrafınızda siz kendinizi yalnız hissedersiniz ruhen. Hani bedenen yalnız olmasanız bile kalabalığın içerisinde yalnız hissedersiniz. Ve o an içten bir dua edersiniz, bir şey dilersiniz. Çünkü sizin aklınız o ortamda, o kalabalığın içerisinde değildir. Sanki yine böyle bir kalabalık ortama gireceksiniz ama biraz daha yalnızlaşıp böyle bir şeye odaklanıp çok içten bir şey dileyeceksiniz. Hani böyle olmasını istediğiniz bu ay içerisinde bir şey olabilir ve sanki onunla ilgili bir haber gelecek. Bu ay böyle biraz da maddiyatla ilgili sanki. Biraz maddiyatla ilgili de böyle bir güç savaşı gibi, güçlenmek istemek gibi bir şey olabilir bu. Onunla ilgili güzel haberler alacaksınız bu kalabalığın içerisine girdiğiniz bir gün olabilir. Bu çünkü hani dualarınızın kabulü gibi böyle hani dua eden bir insan çıkmış. İnşallah öyle olur. Öyle yorumlayalım en azından. Böyle bir mal mülkle alakalı bir haberiniz var. Bu miraslık bir konunuz varsa güzel bir sonuçlanabilir. Araba ev almak istiyorsanız ertelediyseniz bu ay böyle daha kesinleşebilir. Bir işe girme olur, para olabilir ama böyle hani sizi maddi olarak güçlendirecek, finansal olarak güçlendirecek bir haberiniz, bir paranız, bir mal mülk gelecek sanki elinize. Sanki aile içerisinde böyle biri bakın yatmış yere ve bir başka birisi onu kaldırmaya çalışıyor. Bu ya çok yakın arkadaşlarınızdan biri ya da ailenizden birinin böyle hayatta herhangi bir şeye karşı böyle düşmüş sanki. Hani modu düşmüş, psikolojisi yerle bir olmuş olabilir. Çok zor bir zaman geçiriyor olabilir maddi olarak ama böyle hani biraz yerlerde gibi durmuş. Siz bu ay bir yakınınıza çok fazla destek olabilirsiniz. Onu kaldırmak için yerinden yatıyor ve siz kaldırıyormuşsunuz gibi. Bakın burada yatan bir insanı. Çok büyük bir destek verebilirsiniz. Ya maddi anlamda sizden yardım isteyecek ya da manevi anlamda ama seve seve yapacaksınız. Hani böyle zorunlu olmadan onu kaldırmak için çabalayacaksınız. Kova burçları inanılmaz zeki insanlardır. Psikolojik olarak da çok büyük destek olabilirsiniz birine. Çünkü hani hayata karşı alacağı yollarda siz çok böyle doğru kararlar alabiliyorsunuz. Mantık insanısınız. Ve böyle onun sanki hayatta tekrardan hayatı kurması için tekrardan mesela boşanmıştır çok üzülmüştür onun tesellisi hayata tekrar adapte olması ya iflas etmiştir parasal bir sıkıntıya girmiştir işten çıkarılmıştır onun tekrardan iş bulup parası olarak güçlenmesi için destekte bulunacaksınız ama hani böyle çok büyük bir destekle bu ay böyle başka birine destek olarak emek sarf edebilirsiniz.
Şurada iki tane insan var ama biri diğerinin sırtında sanki. Hayatınızda böyle birini de sırtlanmışsınız. Böyle hayatınızda büyük sorumluluklarınız var. Bir insanın sorumluluğu da var. Sanki onu ben hani sırtımda bir ömür taşırım hani der gibi. Bu ay böyle her ne yaparsanız yapın hep bir kişiyi düşünerek onun sorumluluklarıyla hani maddi olarak ya da manevi olarak hani bu ile maddi olarak bakmak da olmaz ama manevi olarak sorumlu hissedersiniz bir insana karşı. Sanki bu ay böyle tavır davranışlarınızda o sorumluluğunuzu daha çok hissedeceksiniz. Belki şöyledir, bazen evli oluruz, birlikteliğimiz olur. Özgür ve farklı şeyler yapmak isteriz ama psikolojik olarak bağımız vardır, sorumluluğumuz vardır o kişiye karşı ve tam da istediğimiz gibi hareket edemeyiz. Yani siz bu ay böyle onu hissedebilirsiniz. Sürekli böyle o insanın varlığı, sorumluluğu üzerinizde daha çok hissedilebilir ve belki yapmak istedikleriniz bu ay biraz daha zor gelebilir size. Konuda böyle biriyle tartışabilirsiniz. Bakın iki taraf da öfkeli ve ağzını açmış, çok böyle büyük bir ağız dalaşışı sanki yapıyor. Herhangi bir şekilde aniden patlayabilirsiniz. Yani bu içinizde tuttuğunuz uzun zamandır hani böyle belli etmediğiniz karşı tarafa herhangi bir konu varsa, birine karşı bir öfkeniz uzun zamandır tutup içinizde hani ben alttan alıyorum, hadi söylemeyeyim, söylemeyeyim diye bazen deriz, direniriz ya. Öyle bir durum varsa bu ay böyle karşı tarafa patlayabilirsiniz. İçinizdeki sıkıntınızı çok da böyle tutmak istemeyebilirsiniz belki de. Şöyle şuradan bakınca da bunlar iki sarmaş dolaş insan gibi ama bu tarafa bakınca da böyle dalaşan iki insan. Yani siz bir kişiyle çok sarmaş dolaş aşk yaşarken bir tarafla da arkanızı dönüp kavga edip küsebilirsiniz. Bir ilişkiyi bitirip tekrar yeni bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. Çünkü böyle insanın yüzü hem bu tarafa dönmüş, burada sarmaş dolaş öpüşüyor gibi biriyle ama bu taraftaki kişiyle de kavga ediyor gibi. Bu tabii bir iş yerinde tartışma yaşayabilir, ayrılabilir. Sonra başka bir tarafa yüzünüzü dönebilirsiniz. İkili ilişkileriniz de olabilir. Birinden ayrılıp birden aniden yeni bir ilişkin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Ya da böyle hani arkadaşlarınızla da olabilir. Arkadaşınızla tartışıp başka bir arkadaşınızdan destek bulabilir. Başka arkadaşınıza sığınabilirsiniz. Böyle bir durum da olabilir. Bazen ama genel anlamıyla bu ay böyle temiz, ferah, hareketli bir ay. Böyle şurada bir insan yüzü ve gülüyor, ağzı açık kahkahayla gülüyor gibi. Böyle biraz enerjisi daha yüksek, biraz daha artık hani böyle eğlenip hayatın tadını çıkarttınız. Yani sorunlar varsa bir ötelediğiniz ama böyle kendinizi enerjik hissettiğiniz biraz daha böyle güzel bir ay geçecek gibi. İnşallah öyle olur çünkü burada gülen bir yüz gibi çıkmış. Kahkaha atıyor sanki. Umarım da öyle olur. Sizler zaten özgürlüğü seviyorsunuz. Dışarıda sosyalleştiğiniz sürece sıkıntılarınız yok sizin. Hani böyle çok mutlu olabiliyorsunuz. Umarım öyle olur. Güzel olur sizin için bu ay. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Ben hemen şuradan tabağımızı alayım. Şöyle çalkalayayım. Yani bakın burada da sanki böyle bir insan var ve elini kolunu kaldırmış bir şey için dua ediyor. Bir şey çok içten bu ay isteyebilirsiniz. Bu ay bir şeylerin değişmesini çok çok istiyor, arzuluyor olabilirsiniz. Yani bu iş hayatım değişsin, bu hayatım değişsin, bu aşk hayatım değişsin. Çok içten bir şey isteyebilirsiniz. Ama arkanızdan başka yüz bu tarafta dua ederken bu tarafta düşünceli bir yüz ifadesi oluşmuş. Bir şeyleri çok isterken bile bir tarafınız, mantıklı bir yanınız ya çok da değişmeyecek. Hani böyle ikilemde kalmışsınız. Yani ben istiyorum ama çok da olmayabilir düşünüp biraz umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Ama bence temiz bir haberiniz var. Güzel bir haber alacaksınız. Böyle iki ayağınızın üzerinde dimdik duracaksınız. Her ne diliyorsanız belki de gerçekleşecek ve o yüzden böyle daha güçlü ayaklarınız yere basacak. Belki de bu duanız maddiyatla ilgili olabilir. Güçlü kalmak adına. Belki psikolojik de olabilir ama böyle güçlenmek adına bir şey olabilir. Böyle iki ayağınızın üzerinde kalkmışsınız ve belki de duanız kabul olacak ve güçleneceksiniz bu ay. Herhangi bir konuda zayıf olduğunuz ve artık bu konuda güçleneyim dediğiniz bir konu varsa o konuda bence güçleneceksiniz ve sizin için hayırlı olacak.
biraz daha böyle ferah çıkmış tabak. Yani her ne kadar siz böyle karamsar olup ikilemde kalsanız da olur mu acabalara düşseniz bile bence bu için böyle ayakta dimdik duran, duaları kabul olan bir insan figürü gibi gördüm bunu. Öyle yorumlayalım. İnşallah öyle olur. Eğer istediğiniz bir şey varsa hani özellikle böyle zayıf yönlerimiz vardır ya, duygusal olarak bir insana karşı zaafımız vardır. Ya iş hayatında çıkmamız, ayrılmamız gerekir ya da başka yenilikler yapmamız gerekir ama cesaret bulamayız. O hani o zayıf yönlerimizi, belki de zayıf yönlerinizi bu ay daha da güçlendirebilirsiniz. İnşallah da öyle olur. Güzel bir ay olsun sizler için. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın.